Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Sütkeşler ve Doğal Hayat kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Seyit Gazi Gemiş Mahallesi'ndeyiz. Orhan abimin işletmesindeyiz. Orhan Uzun abimin. Kendisi hayvancılık yapıyor. Küçükbaş hayvancılık, koyun. Yani aynı zamanda kurbanlıkları da var. Kendisi yetiştiriyor. Sizlere bugün Orhan abimi tanıtacağız. Kurbanlıklarını tanıtacağız. Şimdi içeriye geçip hayvanları bir gösterelim sizlere. Abimin işletmesine geldik. Şimdi Orhan abim bir hani kısaca bir bize kendisini tanısın. Seyit Gazi Gemiş Köyü'nde, Eskişehir Seyit Gazi Gemiş Köyü'nde ikamet etmekteyiz. 2014 yılında koyun küçükbaş hayvancılığa hevesimiz vardı. Bu işe başladık, emekli olduk. Kuzularını kurban olarak satıyoruz. Dişilerini damızlık olarak hayvanımıza katıyoruz. Abi şimdi sen bu işe ne zaman başlamıştın? 2014 yılında 2014 yılında emekli oldum. memurdun, emekli oldun. Emekliydik. Memurduk, emekli olduk. Yani sıfırdan bu işe başladın değil mi? Sıfırdan bu işe başladık. Hevesimiz vardı. 5-6 sene yapacağım dedim. Şu an yapıyoruz. 6 senedir yapıyorum. Şimdi kaç tane şeyin var, hayvanın var abi toplamda? Toplamda şu an 2014'te başladığımızda bir 30 tane hayvanla başladık. 450-460 tane olduğunu biliyorum. Şu an 6-7 sene oldu. Biraz azalttık yani. 145 hayvanım var şu an. Yapıyoruz yani şu an. Küçükbaş koyunculuk yapıyoruz. Şey kaç tane kurbanlık var? 86 tane kurbanlığımız var şu an. Bunlar hepsi şey kuzu mu içinde geçen 10, yılın? 10, 16 tanesi kuzu, 70 tanesi geçen seneden kalan şekler yani kurbana yetişmeyen, 3-4 ay kurbana kalan yetişmeyenler şek diyoruz biz bunlara. 15 aylık, 16 aylık. Şimdi abi sen bunları yani doğduktan sonra yani bunlar hangi aşamalardan geçiyor? Yani hayvanlar yani önce neyle bakmaya başlıyorsun kuzulara? Biz bunları kendi yetiştirdiğimiz arpa, buğday, çavdar, yonca, genellikle yonca çok faydalı. Yani yonca vazgeçilmez değil mi? Yonca vazgeçilmez yemimiz. Yonca hayvana şey yapıyor, boy attırıyor genç hayvana değil mi? Yani boylandırıyor diye biliyorum. Boylandırıyor, geliştiriyor, vitamin değeri yüksek. Yoncanın çok Yani vitamin değeri. yoncanın protein değeri yani %18 diye biliyorum ben. Yani tam böyle zamanında biçersen. Tabii. Doğru, vitamin değeri çok yüksek olduğunu söylüyorlar ziraatçılar. Biz 3-4 ay kışın yemliyoruz. Ondan sonra merağımızı da salıyoruz. Merağımız güzel. Bereket versin, çok para kazandık yani 5-6-7 senede. Yani her şeyimizi aldık. Şey toklu besiye mi de kullanıyor mu fabrika Toklu besi az kullanıyorum. Kendi yemimi kendim üretiyorum ben. Arpa, buğday, çavdar genellikle. Küspe az da olsa veriyorsun. Küspe çok az. Çok az. Öyle yarma yapıyoruz. Yarmayı dutsun diye çok az bir miktar katıyoruz yani. Öyle fazla bir şeyimiz yok. Tamamdır. Şimdi bir içeri girelim abi. İçeri girelim. Bir bakalım. Kuzularımızı, kurbanlıklarımızı görün. Koyunlarımız yaydım da. Dişi koyunlarımız. Ben şöyle gel kaldırayım onları. Kapıyı kapat. Arkadaşlar, şimdi Orhan abimden yani kurbanlık almak isteyen olursa kurbanlıklarını Eskişehir'e götürecek. Şimdi bize yani iletişim numarasını da verir. Yani almak isteyenler yani oradan Orhan abim arayabilir. Yani benimle de iletişime geçebilirler. Hayvan pazarından yer tutuyoruz. Hayvan pazarından yer tutuyor. Orada yer kiralıyoruz, oradan. Bunlar hepsi şişek. Bunlar Yani bu şişek. kısım Genelde şişek. hepsi şişek. Yani geçen yılın ikinci kuzuları değil mi abi? Geçen sene kurbana yetişmeyenler. Yani geçen yıl kurbana yetişmeyenler. Genelde şişek hepsi. Hoşlarımız. Sıcakta bunlar sıcağı sevmiyor. Oyun milleti. Ama yerin çok iyi abi. Bak altı kuru. Yer aslında dün yağmur çıkardı. Biz bir de süpürüyorduk. Bunu da denk gelmedi. Şeyse. Altı kuru, hayvanlar tertemiz. Yani biz çok işletme geziyoruz. Yani hayvanlar simsiyah abi şeyde Şimdi batak.
şöyle, kendi yemeğini kendin üreteceksin. Neden dersen, arpa, çavdar, buğdayı karıştırıp veriyoruz biz. Besi yemi alıyoruz, toklu besi, şeyden, tarım gretten. Arpa kadar yemiyor yani, seçiyor, içinden kalıyor yani. Neden dersen biz de anlam veremedik ama genelde ben bu yıl kendi yemimi, çok az bir yem kullandım. Yani hep kendi yemini kullandın, arpa, çavdar. He, kendi yemimi kullandım. Evet. Yani satın alma yem, fayda göremedim. Kuzularım yemiyor yani, seçiyor, içinden seçiyor yani, genelde arpa. Abi he. Bunlar kaç kilo yani, şimdi ortalama? Ya bunlar şimdi canlı ağırlığı 60'ına 80 kilo var canlı ağırlığı. 60'da 80. 60 üzerinde he. Şunlar mesela görüyorsun. Bunlar bayağı da kuvvetli şeylerimiz. Şurada o mesela. Koç herhalde. He, bu da koçumuz. Bu çok 3 yaşında bu. 3 yaşında. He, 3 yaşında. Nedir onun fiyatı Orhan abi? Ya onun şöyle, şimdi ona biz 4 diyoruz. 4 lira. He, 4 TL. Yalnız 120 kilo, 130 kilo hayvan. Çok evet, rahat var kadar. He, kuvvetli. Yaşı da genç, daha 2,5-3 yaşında. Bunlar bir de fazla şey, insan girmediğine korkuyor yani. Ürküyorlar, ülke. Evet evet. Ya, fazla kimseyi görmüyoruz köy yerinde, her şey. Olsun. Abi şimdi fiyatlar, yani kaçtan başlıyor, kaça kadar? O şeyi çık, koçu çık. Ya şöyle, fiyatlarımız 1.750'den başlıyor. Koç hariç 2 milyar 600'e kadar, beğendiği 2 milyar 600. En İçinden olabilir. Seçmece 2 milyar 600. He, 2 milyara da var, 2 milyar 300'e, 2 milyar kuzusuna göre yani. Şimdi hepsi aynı eşit olmuyor. He, beğen çok kuvvetlerimiz var, 2 milyar 600'e kadar seçme. İsterlerse. İçinden iş sattın mı? Sattım, 10 tane sattık da şuradan da sattık. Küçükler var birkaç. Ha, onlar da çekeriz birazdan. 3-4 tane sattık. Bunların içinden 3-4 tane sattım. Ha, onlar kaça verdin? 2 milyar 300. Tamam, 2 milyar verdim. 1 milyar 800'e verdik bir tane. Şimdi kurbana 15 gün kaldı. Bunları Eskişehir'de pazara götürecek misin abi? Eskişehir hayvan pazarında her sene yer tutuyoruz. Orada bir hafta 8 gün kala, 7-8 gün kala gidiyoruz. Orada bekliyorsunuz. Orada yerimiz var, yer kiralıyoruz. Hı. Orada bayrama kadar buradayız. Bayram gün evi o apartmanda olanlar için mesela bayram gün saat 12'ye 1'e kadar orada bekliyoruz. Hı. Yani adam önceden alıyor, hayvanı belliyor. He, belliyor. Ondan sonra kurban sabahı gelip oradan alıyor. Oradan evet. Alıyor, isterse kesim de yapacağız yani. Eskiden. İsteyenlere de kesim yapılacak. He, kesim yapacağız. Yani yüzeceğim, parçalayacağım. He, orada yüzülecek, parçalanacak, teslim edecek. Edecek. Abi hiç de hayvanı küpesini yazıyor, boyalıyoruz. Oradan bayram gün sabah biz kesim yerine götürüyoruz. Orada gelir hayvanı da görür, bakar. Evet. Küpesine her şeyine bakar, boyuna, postuna. Zaten hayvan bazında fotoğraf çekiyor kendi cep telefonundan. Burada da kesim yerinde kesimci hoca duasını ediyor. Vekalet alıyor. Hepsini orada. Yani imam falan hepsi orada mevcut, kendi, var orada. Kesen adam duasını, vekaletini alıyor. Kesimini yapıp teslim. Abi de şeyden, kanalımız aracılığıyla yani almak isteyen olursa bir şey, telefon numaranı burada paylaşırsan. Tabii 0544 445 1110. Ha, 1110. Uzunlar, tamam. Uzunlar hayvancılık diye biz orada kart bastırdık. Uzunlar hayvancılık diye. Biz soy ismi uzun olduğundan. Evet. Uzunlar hayvancılık diye geçiyor. Maşallah. Şu boyalı olan satılır bak. Evet. Bu boyasızlar hepsi satılacak. Abi bunların cinsleri ne? Bunlar Merinos. Ha, yani şey Merinos, hepsi beyaz. Ha, yani Anadolu Merinosu galiba değil mi? Yani öyle Anadolu diye öyle diye geçiyor. Sıkışmasınlar Anadolu abi. Aman abi. Abi bırak ya. Bırak. Maşallah. Tutamadık. Çok iyi. Yani yapmak isteyen varsa yapsın yani. Şehire gidip de şuraya buraya gidip de. Hayvancılıkta para var diyorsun değil mi? Hayvancılıkta para var. Hepsini aldık. Yani bereket besin. Bir değil, bin şükür.
Ben 27 sene çalıştım. 40 adet evim var. 5-6 senedir, 6 senedir bu işi yapıyorum. Şehirden 2 tane daire aldım. Arabamı aldım, değiştirdim. Hepsini aldık şükür. Ne bileyim yani. Sen oldun, emekli olduğunda bir tane Broadway'in vardı. Broadway vardı. Toros Broadway dedi. Toros vardı. Hatta Toros'un vardı. Bir tane şeyde yani 40 ada evim vardı. Onda babanın desteğiyle yaptın diye. Yani öyle biliyoruz. Yaptık. Buraya geldik 6-7 senedir yapıyoruz. Yani memur zaten kendi yağında kavrulur. Ne bileyim, şehirden 2 tane evimizi aldık. Arabalarımızı aldık, her taraf araba dolu. Arkadaşlar bak şu şey hariç, Broadway traktör hariç aldık. Düzenlerin her şeyini. Yani abimin 3 tane arabası var. Yani hepsini hayvancılıkla aldı. Hayvancılıkla aldım ya. Evet. Bereketlesin. 450-400 hayvanım olduğunu biliyorum. Yalnız ben yaptığım işi titiz yaparım yani. Her şey zamanında, vaktinde. Hayvanın başındasın. Kendi 7-24 başındayım. Yani alem düğüne gidiyor, biz gidemiyoruz. Bak ana kurbanlıklarda koyup gidemiyoruz yani. Neden dersen ya, başını bekliyoruz yalnız. Yapmak isteyenlere de yapsınlar yani. Şehire gidip de ne yapacak? Gidip hamallık yapacağına. Evet. Sağda solda şu gidip mesela burada köy yerinde alsın 30 tane koyundan. Ben 30 koyundan başladım bu işe. Değil mi? 30 koyun aldım. 450 hayvanım oldu. Bereketlesin yani. Bir değil bin şükür. Yani hayvan yemini bir de yani kendinden üretirsen çok çok karlı değil mi? Çok karlı. Yani biz inanır mı bırakamıyoruz yani, bir de başladık. Evet, hastalık oldu değil mi? Hastalık oldu. Her sene hayvan pazarına gidiyoruz. Orada bizim şeyimizde bak, şurada kurbanlıklarında benim bir hile dahi yok. Bir iğnesi, vitamin, şu bu, hiçbir şey yok. Yani her şeye bak, bu adam bu yoncasını şunu bunu kendimiz. Şimdi sıcakta fazla çıkmıyor. Bunlar ürkek hayvanı sıcakta, kimse görmediğinden. Şöyle çıkaram bakalım. Gel. Bak şuradan şöyle. Şöyle kenara geçeyim abi. Bak. Bu ne? Hayvanlar maşallah yani gördüğüm yani en iyi hayvanlardan birisi bunlar. Hayvanlarına çok iyi bakmış Orhan abi. Abi bunların sana aylık masrafı ne kadar? Ya masrafını biz hesap yapmıyoruz. Şimdi kendimiz ürettiğimiz. Yani kendinden yemini, olduğu için değil mi? Yemini ana kendimiz samanla kendimiz ürettiğimiz için. Ha. Tarlamızdan ekip kaldırıyoruz. Onlara yediriyoruz. Satmıyoruz mesela arpa. Geçen sene 1 milyon 350'di ben satmadım. Arpam duruyordu. 2,5'a çıktı arpa. Şu anda değil mi? Onun için yani yemini ben kendi tarlamdan kalkanı yem olarak kullanıyorum. Tarım Belediye bu yıl fazla yem almadım. 1 ton kadar yem aldım. Onu da yani toplam, sevimli yemiyor yani. Yani sen toplam masrafın yani 1 ton besi yemi o zaman, başka yok. Yani ya bir ton, diğeri kendimde. Diğeri kendimde. Kendimden olduğu için evet. Belki 15-20 ton yem yiyor senede benim koyunlarım, kuzularım. Tabii kendimden olunca. Kendimden yem ediyoruz. Kaldırıyoruz kendimiz. Temin ediyoruz. Şimdi başka türlü satın almaya kalktıktan sonra az buçuk tarlası tokadı olan varsa valla gitsin köyüne eksin kaldırsın 30 koyun alsın. Ben şimdi bu işe başladım ettim ama bizi görerek köyde 15 kişi koyun aldı yani. 30 bu işe başladı çıktı. Değil mi? Yani ne güzel değil mi? Yani örnek oldun insanlara. İnsanlara örnek olduk. Bir de millet şikayet etmesin yani birbirini. Neden dersen o da alsın ya. Şurada komşu biz geldik yapsın, buraya yaptık bir şey herkes ama. Herkes yapsın değil mi? Doğru. Kimi de mesela adam çekemeyenler de oldu. Ya 30 koyun sen de al, sen de çık at değil mi? Merak geniş. Olur abi. Köy yerinde küçük yerlerde öyle şeyler yani olur. Yani şimdi 15 kişide koyun oldu.
Ne güzel, ne güzel. 30 çok gurur alan çıktı bakalım. Devlet bile. İnşallah yani onlar da şeyle evet, başlar evet. 30 koyunla senin gibi yani 450 koyun yaparlar inşallah. Ya yapsınlar. Yapsınlar he. Değil mi? Temennimiz o. İsteriz. Komşuda herkes de olsun. Evet, vatandaş evet. Şurada yapsın yani gidip de şehire, pazara çalışacağına değil mi? Aleme köle olacağına. Yahut 10 saat, 12 saat çalışacağına kendisini şurada gelsin. Bereketlesin yani bir değil bin şükür yani ben şükür ediyorum yani Allah'ıma. Kaç 6-7 senede ben bir sürü şey aldık yani. Ya bir de bu şey kuzulara bakalım. Yani bunlar topluydu. Bunlar topluydu. Küçükleri. Burada da bunlar bu senenin kuzuları. He, bunlar da kurban olur değil mi? Ya bunlar olur. Olur. Olur ha bunlar da olur. Bunlar da güzel. Bunların eti daha taze. Şimdi bunların içinde onlar ezilmesin diye biz buraya ayırdık. En iyisi abi. Onlar şimdi bunları ezerler yem yedirmezler. He, yem yedirmezler onun için buraya ayırdık. Bunların yani fiyatları küçükler. Ne Orhan abi? He? Bunların fiyatları nedir? Bunlar şöyle 1-200'den başlıyor 1,5 birbirler 600 sattık buradan 3-4 tanesini sattık bak şu sırtları boyalılar var. Aha. O boncukluğu sattık birbirler 600'e. Orhan abi maşallah yani kuzular da güzel. Ya yalnız bakacaksın bu işi yapıyorsan ilgileneceksin ilacından yeminden yemi vereceksin he bir de otlatacaksın yani bunu merada. Bu 3,5-4 ay evden yer kışın kar yağdığında. Ondan sonra sal meraya tut yahut kendin otlat yahut başka çoban tut. Tabii tabii yani. Bereketli hayvan bu ya. Yani meradan diyorsun? Kesinlikle faydalanmak gerekiyor. Çok faydalanıyoruz. Meramız geniş. Meradan herkes faydalansın ya. Şurada mesela meralarımız bizim evine... yani sen evden çıktın mı evin arkası mera hemen evet, başlıyor. Tamam, mera. Su ayağında. He, su ayağında. Çeşmelerimiz var. Deremiz var. Akıyor. Yapabilene biraz eziyetli iş. Ama bereket versin ya. Gidip de ben Ahmet'e Mehmet'e hamballı geçeceğime. Gelir köyümde çiftçilik ederim. Hayvancılık ederim. Küçük başta çok para var. Etmek istemeyen varsa büyük baş alsın evine bağlasın 10 deneylik, 5 deneylik. Baksın keyfine ya. Şurada koyunlara bakalım. 3-5 tane koyunumuz var. Onları ondan bakıyorum. Sonra ondan sonra kapatalım programı. Ondan sonra kapatalım. Gel. Bu koyunlar şey ikinci kuzuyu mu yaptılar şimdi bakacaklarımız? Valla ikinci kuzuyu yapan da var, yapmayan da var. Böyle koyundan senede 5 tane kuzu aldığımı biliyorum yani. Yani ikiz olarak bir değil mi? Bir ikiz doğurdu, bir 300 doğurdu. İkiz doğuran oluyor. Genelde ikiz. Zaten bu kurbanlık toklular yani çoğunluğu şey ikinci kuzu. Yani geçen yıl şey olmadığına göre kurban yetişmeye. Yani ikinci kuzu demek ki. Şöyle geçen sene kurbana ya koyun bakım olursa cinsine de bakıyor. He, bakıma da bakıyor. İkinci kuzu da yapıyor. İkinci kuzu Kasım'da, Aralık'ta doğru ilk kuzuyu. İkinci kuzu da Nisan, Mayıs, Haziran'da. Evet. Şurada ben kuzuları çıkartayım. Koyunları. Of maşallah. Bak bunlar iki koyun doğurdu burada. İkişer tane kuzu. Abi şu koyun çok ilginç ya. Bu koyun 3 kilo süt veriyor. Kuzuları içeride onu ayırdık. O koyunu biz sağıyoruz her gün. Yengemi sağıyor. Kuzularını emzirmiyoruz. Sakız mı bu? Sakız. Abi ben ilk defa böyle bak, koyun görüyorum ya. Maşallah. Şu alaca da sakız. Bak bunun 2 tane kuzusu var. Şu küçük kuzular. Bak şunun da 2 tane. İki koyun 4 kuzu verdi. Daha ne yapsın koyun? Ya bu... Abi süt keçisi gibi ya. Valla yapana. He? Süt keçisi gibi ya şu koyun ben çok ilginç ya. Bak, soğurmuyor da koyun. Soğurmuyor da koyun. 3 kilo süt veren koyun yani. He 3 yani... kilo veriyor ya. Bak. Söylesen kimse inanmaz. Sakız inanır mı bak. Bu hep egiz doğuruyor. Abi inek memesi gibi ya. Ay, maşallah. Bak, alıcı da aynı.
Bak alıcı da aynı, yapana şeref iş şey çok. Daha sen yapacak olsun. Bak burada şu boynuzunun iki kuzusu var. Bir de ötendekinin. Şunun kuzularını ayırdık. Şey şunun kuzuları ayrı değil mi? Ayırdı. Soğulsun diye ayırdık. Hmm. Boyun salıyoruz her gün salıyoruz. Soğulmuyor da. Bak nasıl emiyor. Emel keçi. Bak. Gördün mü? Evet, şimdi Orhan abimin işletmesini gezdik. Bize yani kendini tanıttı, hayvanlarını tanıttı. Yani kurbanlık almak isteyenler olursa bize ulaşsınlar. Yani Orhan abime de ulaşsınlar. Eskişehir Mutalıp Hayvan Pazarı'ndayız. Hı-hı. Yani Eskişehir Mutalıp Hayvan Pazarı'nda olacak kendisi. Yer tutuyoruz. Hı-hı. Evet. Hayvanlarımız Mera'dan yayılmalı. Kendini kendi yemlerimizden ürettiğimiz arpa, çavdar, hı-hı, yonca ile besliyoruz. Aha buradan götürüp orada, hı-hı, hayvanlarımızı yani tamamen satıyoruz. Doğal yani fabrika yemi hiç kullanmıyor desek yeridir. Yani bu şekilde tamam. Teşekkür ederiz buraya kadar geldin bizi. Allah razı olsun abi. Biz teşekkür ederiz. Senden de Allah razı olsun. Sağ ol. Memnun oldum. Abi. Sen de sağ olasın abi. Bir de çayımızı kahvemizi içer öyle gidersin. İnşallah. Gel, inşallah. Buraya kadar gelmişim. Gel bakalım. Hı. Evet arkadaşlar, şimdi Orhan abinin işletmesini gezdik, kurbanlıklarını gördünüz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.